Evet, herkese merhabalar. Ben Profesör Doktor Volkan Güzel, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Uzaktan Öğretim Bölüm Başkanıyım. Bugün sizlerle açık ve uzaktan öğrenmede güncel yaklaşımlar üzerine sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Her şeyden önce şuna bakmak gerekiyor arkadaşlar. Yani açık öğrenme, açık ve uzaktan öğrenme. Belki de sizin daha çok duyduğunuz ifadeyle uzaktan eğitim. Ne demek? Öyle başlayalım ve güncel bugün nerelere geldi uzaktan eğitim? Bugün nerelerde, gelecekte nerele gitmeye çabalıyor? Bütün bunları beraberce görelim istiyorum. Açık ve uzaktan eğitim, öğrenen ve öğretenin birbirinden ayrı olduğu, zaman ve mekan kısıtlamasının bulunmadığı, iletişim teknolojileri aracılığı ile yapılan, öğrenme malzemeleri ile sunulan bir öğrenme sistemidir, bir eğitim sistemidir diyebiliriz. Şimdi bugün artık biraz geçmiş teknolojileri size anlatacağım. İletişim teknolojileri dedim. Bu iletişim teknolojileri içinde bugün artık günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin bilgisayar ortamında baskın ve etkin olarak yapıldığını düşünürsek artık uzaktan eğitim dediğimizde istediğimiz zaman geçmiş bilgilere ulaşma şansına da sahibiz. Bunu da artık tanımın içine koyabiliriz diyoruz. İstediğimiz zaman bu bugünkü güncel yaklaşımlardan birini de ifade ediyor aslında. Özellikle etkileşimlilik. Bunu size anlatacağım. Ama bu güncel yaklaşımlara başlarken uzaktan eğitimin de tanımını yapmışken şuna da mutlaka değinelim. Uzaktan eğitimin tercih sebebi neler? Açık ve uzaktan öğrenmenin tercih sebebi neler? Bunlar da bugün için neden açık ve uzaktan öğrenmenin gündemde, uzaktan eğitimin çok gündemde olduğunu ortaya çıkarmasını sağlayacak. Ayrıca bu pandemik dönem üzerine de ilerleyen zamanda sizinle sohbetimi ilerletmek isterim. Şimdi baktığımızda, avantajlarına baktığımızda açık ve uzaktan öğrenmenin bir, öğrenen merkezlidir. Yani öğrenen, zaten açık ve uzaktan öğrenme diyoruz değil mi? Öğrenenin ön planda olduğu, bunun istediği zaman eğitimlerine katılabildiği, istediği zaman bir programa, bir derse dahil olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Öğrenene, öğretene fırsat eşitliği sunar. Engelli öğrenenlere daha rahat bir eğitim olanağı, öğrenme olanağı sağlar. Geniş öğrenci, öğrenen kitlelerine bu öğrenme hizmeti sunabilen bir yapıdadır. Bakın bu da çok önemli. Bireyselleştirilmiş öğrenmeyi güncel yaklaşımlar arasında bahsedeceğim ama geniş öğrenen kitlelerine aynı anda hitap etme şansına sahiptir. Uzaktan eğitim ya da açık ve uzaktan öğrenme. Coğrafi ve bölgesel engelleri ortadan kaldırır. Yani dünya hakikaten uzaktan eğitimi bir sürece, sisteme dahil olduğumuzda bugün artık küresel köy gibidir değil mi? Ve zaten bunu sağlayan iletişim teknolojileridir. Uzaktan eğitimde iletişim teknolojilerini kullandığı için uzaktan eğitim açısından da artık dünya bir küresel köy şeklindedir diyebiliriz. Gelişmiş araçlarla, gelişmiş teknolojilerle ders işleme imkanı sağlar. Geleneksel eğitimden yararlanamayan kişiler için vazgeçilmezdir. Eğitim ve öğrenme ortamlarına haftanın 7 günü 24 saat eğitim erişim olanağı sağlar, özür dilerim. Bugün için önemli eğilimlerden bir tanesi bence işte çalışmak zorunda olan kişilerin öğrenimlerine devam edebilmelerini sağlar. Bunun yanında evlilik, askerlik, çocuk sahibi olma gibi nedenler ile eğitimine ara veren kişilere kaldığı yerden devam etme şansı da verir. Ayrıca her bir öğrenenin kendi öğrenme hızında öğrenim görmesine imkan sağlar. Bilgiye hızlı ve kolay bir erişme olanağı sağlar. Yüz yüze eğitimde gereken ulaşım, barınma, konaklama, beslenme gibi ek harcamaları da ortadan kaldırır ki burada baktığınızda pandemi dönem içinde bize acil durumlar içinde, afet durumları içinde bize bir şey söylüyor değil mi bu madde, bu size söylediğim madde, tekrar etmem gerekirse.
yüz yüze öğrenmede, eğitimde gereken ulaşım, barınma, konaklama, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır. Buraya bir ekleme daha yapmak gerekir diye düşünüyorum. Yüz yüze öğrenme, bir kalabalık ortamda öğrenme, gerçekten fiziksel olarak kalabalık olarak bulunduğunuz bir ortamda öğrenme ihtiyacını da ortadan kaldırır. Ve öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci de yaşatır. Şimdi böylesine avantajları olan açık ve uzaktan öğrenme, günümüzde teknolojinin de gösterdiği hızlı gelişmeyle herkesin tercih ettiği ya da deneyimlediği bir öğrenme şeklinde almıştır. Gerek üniversite sınavı sonrasında bireylerin ilk öğrenme deneyimleri olsun, gerekse üniversitede öğrenimine devam ederken ya da bitirdiğinde bir kişi sınavsız dahil olabilecekleri ikinci bir üniversite deneyimi olsun. Bunlar hep uzaktan öğrenmeye de sunulabilir ki bildiğiniz gibi Anadolu Üniversitesi de açık öğretim sistemiyle öğrenen çeşitliliği ve sayısı bakımından dünyanın en büyük üniversitelerinden biridir. Hem çeşitliliğimiz bakımından hem sayı bakımından. Çeşitliliğimiz dediğimizde öğrenen çeşitliliğimiz çok önemli bizim için ama ders çeşitliliğimizde bugün 60 dersle beraber önümüzdeyiz. Bu da dünyanın en büyük açık ve uzaktan öğretim sunan üniversitelerinden biri olmasını sağlıyor Anadolu Üniversitesi'nin. Ancak baktığınızda bu modern öğrenme şekli çok kısa geçeceğim size. Temeli 1700'lü yıllara, 1724 yılı tam hatırladığım tarih, yanlış hatırlamıyorumdur umarım diyerek gidiyorum size teşvik edin. Stenografiyle, gazeteden stenografiyle öğrenmeyi de ortaya çıktı söylenir tarihine baktığımızda. 20. yüzyılda, 1900'lü yıllarda özellikle radyo ve televizyon çok başa olarak kullanılmıştır uzaktan eğitim için. Bugün hala da kullanılmaktadır. Bu konuda da küçük bir noktaya değinmek isterim ama bilgisayar teknolojileri de işe koşulmuştur. Sizin karşınızdaki öğreninizin ihtiyacı neyse ona göre sizin iletişim teknolojinizi tercih etmeniz doğru olacaktır. Bu bağlamda bugün gerektiğinde radyodan, gerektiğinde televizyondan, gerektiğinde internetten, çevrimiçi ortamlardan çok rahat bir şekilde uzaktan eğitim yapılabilir. Bu öğrenene sizin ne kadar ulaşmak istediğinize de bağlıdır. Bu konu üzerinde çok uzun tartışılabilir. O yüzden ben kısıtlı zamanımda bunu geçerek ama sizin bilmeniz gerekir ki bugün biz radyo, televizyon ve bilgisayar teknolojilerini başarılı olarak uzaktan eğitimde kullanma şansına sahibiz. Şimdi açık ve uzaktan öğrenmede güncel yaklaşımlar derken sadece teknolojiyi işin içine katmamak gerekir. Burada farklı katmanlar da vardır diyebilirim ki bunlardan biri de destek hizmetleridir. Yani destek hizmetleri dediğimizde biz temelde destek hizmetlerini dörde ayırabiliriz ki bunlar öğrenen desteği, öğreten desteği, teknik destek ve sosyal destek olarak ayırabiliriz. Ama bunu daha çeşitlendirme şansına da sahibiz. İyi bir açık ve uzaktan öğrenme sistemi geliştirmek istiyorsanız siz bugün için hem öğrenenize hem öğreteninize destek sağlamanız gerekir ki öğreneniniz içerideki sistemi nasıl kullanacak, doğru nasıl kullanacak, istediği bilgiye en kısa, en kolay yoldan, kafası karışmadan nasıl ulaşacak? Bütün bu destekleri, bilgileri onlara vermeniz gerekir ki bugün baktığımızda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi'nde hem telefonla olsun, hem çevrimiçi ortamlardan olsun, hem bürolarımız sayesinde yüz yüze olsun size bu öğrenmenlerimize olabildiğince çeşitlilik içinde destek vermeye çalışıyoruz. Bunun yanında öğretenlerimizle, hocalarımız da onları da yalnız bırakmayarak her zaman bu bizim öğrenme yönetim sistemlerimiz olsun, yeni gelişmelerimiz olsun, yeni öğrenme malzemelerimiz olsun. Hem onlarla öğretiyoruz öğrenme malzemelerimizi hem de hocalarımızın bu yeni geliştirecek malzemelerden haberdar olmalarını sağlıyoruz. Bu anlamda onları da yalnız bırakmıyoruz ki özellikle online sistemlere, internet sistemlerine geçtiğinizde teknik destek de önemlidir. Arka planda hep teknik elemanlar vardı. Bugün de olduğu gibi diye düşünüyorum.
Onlar kesintisiz şekilde sizlere yayının ulaştırılmasını, bilginin ulaştırılmasını bu sayede sağlarlar. Ayrıca sosyal destek, her zaman bugün sosyal ağlardan bilgilendirmelerin yapılması, öğrencilerimizle yüz yüze kimi zaman bir araya gelip, ya öğrencilerimizin şehirlerine gidip, ya ülkelerine gidip, bugün uluslararası bir bağlamda konuşuyor değil mi? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi. Ya da onlar her zaman buraya geldiklerinde onları da hiç yalnız bırakmayıp, yani sosyal anlamda da bir araya geliyoruz. Sadece yüz yüze sosyal anlamda bir araya gelmiyoruz. Her zaman bürolarımıza da ulaşıldığında yüz yüze bir araya gelinebilir ama bizim sanal öğrenci topluluklarımız da var. Yani bilişim topluluğundan kitap topluluğuna kadar, tarih topluluğuna kadar bugün 6 farklı öğrenci topluluğumuz var, sanal topluluğumuz ve bunlar da toplam öğrenci sayımız 120 binin üzerinde. Yani sanal olarak da sosyal anlamda bir araya geliyoruz ki bu da sosyal destek ve çeşitli etkinlikler yapılıyor. Öğrencilerimizin bilgilerinden yararlanıyoruz. Bu da sosyal destek diye gidiyor. Ancak bugünkü güncel yaklaşımlara baktığınızda aslında dijital dünyanın insanının şöyle bir isteği olduğunu da görüyoruz. Yani bana sadece hikaye anlatılmasın. Ben bazen hikayeyi kontrol de edebileyim. İşte bu bağlamda da etkileşimlilik güncel yaklaşımlar içinde çok önemli bir yer tutuyor ki bugün biz de bakın yani canlı dersimizde etkileşimliliği de ikiye ayırabiliriz aslında. Senkron anında etkileşim ya da asenkron gecikmeli etkileşim olarak. Bugün siz bana bir e-posta atabilirsiniz. Açık öğretim sistemine e-posta atabilirsiniz. Ve biz belli bir süre sonra geri döneriz. Ya da biz size bir tartışma konusu veririz bir dersin içinde. Açık ve uzaktan öğrenme dersin içinde. Herhangi bir hocanız bunu bir hafta boyunca araştırın. Sonra bana yazın diyebilir. Yorumlarınızı yazın diyebilir. Gecikmeli etkileşim görüyorsunuz. Hocanız da bunun karşılığında size geri bildirimler, dönütler verecektir. Ancak bugünkü canlı yayında olduğu gibi bugün artık bilgisayar teknolojileri canlı yayınlarla bir araya gelmeyi de sağlıyor. Altyapılar, internet altyapıları. Burada da anında bir geri bildirim, anında bir etkileşim söz konusu olabiliyor. Bugünün özellikle yetişkin öğrenenlerinin istediği, aslında sadece yetişkin öğrenenlerin, bugünün dijital dünyanın 7'den 77'ye bütün insanın istediği bir özellik olarak da ortaya çıkıyor bu. Bugünkü açık ve uzaktan öğrenme sistemleri de zaten bunları olabildiğince yerine getirmeye çalışıyorlar. Şimdi biz kendi yapımıza baktığımızda açık öğretim sistemi olarak ne var? Biz daha çok 18 yaş üzerinde yani bir üniversite sınavına girmiş değil mi? Bireyler için açık ve uzaktan öğrenme sistemimizi yapılandırdığımızdan dolayı yetişkin öğrenenler için tasarlanmış öğrenme içeriklerimiz mevcut bizim. Bu da 1900 yetişkin öğrenmesi ya da andragoji 1990'lı yıllarda Malcolm Knowles tarafından adlandırılmış ve temelleri konmuştu. Bunun üzerine açık ve uzaktan öğrenme disiplini üzerinde tartışmalar ve gelişmeler gün geçtikçe ortaya çıkmaktadır. Tartışmalar yapılmaktadır, gelişmeler ortaya çıkmaktadır. Peki biz bunları tasarlarken göz önünde bulundurduklarımız neler? Şimdi şöyle kısaca değinebilirim buna. Yetişkinler herhangi bir konuyu öğrenmeye başlamadan önce neyi, neden, nasıl öğreneceklerini bilmeye gereksinim duyarlar. Onlara iyi bir şekilde bu hizmeti sunan kurumlar tarafından da açıklanması gerekir. Çocuklara nazaran yetişkinler kendi kararlarının ve yaşamlarının sorumluluğunu üstlenirler. Bunun yanında her yetişkin yaşamı boyunca farklı alanlarda bilgi ve deneyim sahibi olur. Bu nedenle hazırlanan her eğitimin içeriği bu farklı bilgi ve deneyimi göz önünde bulundurarak olabildiğince kişiselleştirilmelidir. Yetişkinler eğer bir şey bilme gereksinimi duyuyorlarsa bunlara hazır olurlar ve bunu gerçek yaşamında karşılaştıkları problemlerle başa çıkmak için yaparlar. Biz bunu da öğrenme malzemelerimizi hazırlarken dikkat etmek durumundayız. Çocuklar da ya da gençler de öğrenme
konu merkezli bir yaklaşım olurken yetişkinlerde sorun ya da problem merkezli ya da merak merkezli de olabiliyor. Yetişkinler şimdi terfi, daha iyi bir iş, daha yüksek bir maaş gibi güçlü güdüleyicilere sahiptirler. Bunlar onun içsel baskılarıdır. Bu yüzden de kimi zaman işinde yükselmek için, terfi etmek için de, daha başarılı olabilmek için de açık ve uzaktan öğrenmeyi tercih edebilirler. Bunlar temeller diyebiliriz. Biz bütün bunların bilimsel çalışmalarını yaparak, bütün bu bilgileri güncelleyerek sizler için en iyi açık ve uzaktan öğrenme ortamlarını oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii bugün teknolojiyi de konuşmak gerekir. Bütün bu yapıları konuştuk. Yetişkin öğrenmesi, güncel yaklaşımlar içinde, etkileşimlik güncel yaklaşımlar içinde bilgisayarlara kadar geldik ama bugün baktığımızda yapay zeka sistemlerin içinde kullanılabilir. Artırılmış gerçeklikle ilgili öğrenme, temelli öğrenme malzemeleri oluşturabiliriz. Sanal gerçeklikle öğrenme malzemeleri oluşturabiliriz. Bugün artık giyilebilir teknolojiler var değil mi? Saatlerimiz var kollarımızda, akıllı saatlerimiz, akıllı gözlüklerimiz var. Bunlar daha gelişerek de gelecek diye düşünüyoruz. Bunları temel alan giyilebilir teknolojiler içerisinde çalışabilen öğrenme sistemlerinden bahsedebiliriz ki biraz önce de bahsettim size, bu bizi daha kişinin kendisine uygun öğrenme ortamlarına taşıyabilir ki buna da bireyselleştirilmiş öğrenme diyoruz. Bireyselleştirilmiş öğrenmeyi de kısaca geçmem gerekirse, kişisel veri ve özelliklere bağlı olarak bireye özgü farklılaşmış öğrenme sunma yöntemidir, yapısıdır, anlayışıdır diyebiliriz bireyselleştirilmiş öğrenme. Yani bugün baktığımızda sadece öğrenme malzemelerini çoğaltmak için değil, ihtiyaca uygun olarak, kişinin öğrenme hızına uygun olarak farklı malzemelerin sunulması kişilerin bu öğrenme ortamından daha keyif almalarına, daha istekli olarak girmelerine neden olacaktır diye düşünüyorum. Benim yavaş yavaş zamanımın sonu geliyor. Umarım tercihim Eskişehir dışında da daha farklı kurbarlarda da sizinle görüşme şansına sahip oluruz. Değerli arkadaşlarımız, değerli çok değerli meslektaşlar diyelim. Farklı farklı meslekler var çünkü. Ama konuşmamı John Dewey'in çok sevdiğim bir sözüyle tamamlamak istedim. Eğitim hayata hazırlık değil, hayatın ta kendisidir. Bu nedenle eğitim gelecekte yaşamaya hazırlık değil, yaşamın kendisinin bir sürecidir. Her eğitime böyle bakarsak, hayatımızın her aşamasında farklı farklı bilgilere ihtiyaç duyduğumuzda görürüz ki, bu özellikle açık ve uzaktan öğrenme sistemleri, açık ve uzaktan öğrenme sunan kurumlar, sizlere bu konuda her zaman yardımcı olacaklardır diye düşünüyorum. Ben sözlerimin sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Umarım güzel bir şehir olan Eskişehir'de, öğrenci temelli olan Eskişehir'de sizler de öğrenci olma şansına sahip olursunuz.